Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, önce kitabımızı tavsiye edelim. Kitabımız Beynimdeki Düşman. Eski bir uyuşturucu bağımlısı kardeşimizin verdiği mücadele ve nasıl kazandığının hatıraları, baştan sona başından geçenleri anlattığı harika bir çalışma. Kendisiyle şahsen tanıştım. İstanbul Avrupa yakasında Bağımsız Yaşam Derneği var. Bağımsız Yaşam Derneği'nde kendisi tedavi oldu ve kurtuldu. Sonra da bu kitabı yazdı. Bu kitap onun başarı öyküsüdür. Çok güzel, ibretlik bir eser. Neden önemli? Çünkü özellikle yurdumuzda ve İstanbul'da müthiş derecede bağımlımız var. Gençlerimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız uyuşturucu bağımlılığının pençesindeler. Anneler mağdur oluyor, babalar mağdur oluyor ve bu insanlar ziyan olup gidiyorlar, başaramayanlar. İşte başarmanın birinci sırrı, önce bağımlı olan kişi kendisi gönüllü olacak. Ben kurtulmak istiyorum diyecek. Eğer bunu kafasına koyarsa kurtulma ihtimali yüksek. Ama hayır, annesi babası istiyor, kendisi istemiyorsa kurtulma ihtimali maalesef zor. Yücel kardeşimizin, Yücel Kur'an kardeşimizin Beynimdeki Düşman kitabını özellikle uyuşturucu bağımlısı akrabası, eşi dostu olanların okuması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel, akıcı bir kitap. Normal zaten yaşadıklarını yazmış. Kitap yayın evini de vereyim isteyenler için. İdeal Kültür Yayıncılık. İdeal Kültür Yayıncılık'tan çıkmış Beynimdeki Düşman. Kendisi de halen İstanbul'da bildiğim kadarıyla. Tavsiye ederim dostlar. Ama ismi de kitaba çok uygun. Beynimdeki Düşman. Beyin vücudu ele geçiriyor ve ne yaparsa yapsın müthiş bir savaşın içinde kendisi. Ve bu savaştaki düşman beyninde. Beynindeki o düşmanla mücadele etmesi lazım. Ve bu toplumun en önemli problemlerinden birisi. Bizzat bu derdin içinden gelmiş Yücel kardeşimizin bu kitabını tavsiye ederim. Eğer okursanız çevrenizdeki bağımlı insanlara davranışınız değişebilir, yaklaşımınız değişebilir. Onlara sahip çıkmamız lazım. Onlara destek olmamız lazım. Görmemezlikten gelerek hiçbir yere gidemeyiz. Görmemezlikten gelemeyiz. Haberlerde seyrettiğimizde gördüğümüz her şey bize, özellikle İstanbul'da yaşayanlara bir adım daha yakın. Her an önümüze çıkabilir. Ve her gencimiz uyuşturucu bağımlısı için bir aday. Birdenbire başlayabilir. Ne olduğunu anlamadım. Uyuşturucuya başlamak için, bağımlı olmak için bir derde gerek yok. Hiçbir derdi olmayan, bir eli yağda, bir eli balda çocuklar da bağımlı olabiliyor. Derdi problemi olanlar değil. Herkes buraya saplanabiliyor. Onun için inşallah birisine belki bir parça faydası olur dostlar. Şimdi bugünkü konumuz başka bir bağımlı. Bu bağımlılar uyuşturucu bağımlılara kadar şey değil. Maalesef şanslı değil. Neden? Çünkü uyuşturucu bağımlıları dostlar kendileri gönüllü olarak kurtulabilirler. Fakat tarikata bağlandığınız zaman, birisinin elini eteğini tuttuğunuz zaman uyuşturucuyu direkt kana karıştırdığınız zaman işte bu insanlar gibi düşünmeye başlayabiliyorsunuz. Ve inanın şu tarikatların elinde oyuncak olan müritler uyuşturucuya saplanmış insanlardan daha kötü durumda. Ahiretlerini de berbat ediyorlar ve kurtulma ihtimalleri de hakikaten çok zor. Sadece istediğim ne biliyor musunuz dostlar? Söylediğini lütfen dinleyin. Lütfen söylediğini dinleyin. Bakın ne diyor. 51. ayet. Söz veriyorum sana. Ölünceye kadar senin aleyhine bana bir şey söylettiremeyecekler. Bu Efendi Hazretlerinden nastır. Allah dostlarının
kelamları ayet, hadis gibi bizim itikadımızda. Çünkü febi yantık. Bakın, Allah dostlarının sözleri bizim itikadımızda ayet gibidir diyor dostlar. Bunun ne olduğunu anlıyor musunuz? Eğer bir adamın sözü ayetin sözüyle, ayet ile aynı şeyse siz o şahsı ilah edinmiş oluyorsunuz. Bu çok basit bir matematik. Ayet Allah'ın sözü. Sen diyorsun ki benim şeyhimin sözü de ayet gibidir. Senin şeyhin Allah gibi mi? Rauf mu? Rahim mi? Vedud mu? Basir mi? Kadir mi? Nedir? Aynı mı yani Allah ile? Sözü Allah ile aynı olan kişinin kendisi de Allah ile aynı mı? İnanın ne dediğini bilmiyor bunlar. Bunların ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Bir de hani ayet ve hadis gibidir diyor ya. Mübarek, senin şeyhinin sözü ayet ve hadis gibiyse o zaman niye insanlara sadece hadis diyorsunuz? Hani Kur'an'ı anlayamıyorduk, hadislere muhtaçtık. Hocanızın sözü nereden çıktı? O zaman Allah ayetleri, Resul hadisleri ve aynı zamanda evliyalar, alimler, ulemalar, şeyhler de kendi sözleri aynı kıvamda, aynı seviyede, aynı değerde. Kendisi söylüyor. Bakın şimdi üzerine basa basa neler diyecek. Bu Bukhari hadisi kutsi'de benim dostum nafilelere devam ede de nihayet ben onu severim. Feyde ahbebdü ben onu sevdiğim zaman kütüse maüledi yesma'u bi işiten kulağı olurum ve basarul edip sorumu gören gözü olurum. İşte o hadisi kutsi'nin bir rivayetinde Bukhari... Bakın kutsi hadis nedir biliyor musunuz? Hadiste Allah'ı konuşturuyorlar. Allah'ı konuşturdukları hadislere de kutsi hadis diyorlar. Şimdi bir hadiste Allahu Teala demiş ki ben o sevdiğim kulların gözü olurum, dili olurum, eli ayağı olurum. Onlar konuşmuşsa ben konuşmuş gibi olurum diye bir hadis. Bakın hadisteki özne Allah, Resul değil. Resul değil. Allah konuşuyor ve bunlar Allah'ın konuştuğu o sözlere kutsi hadis diyorlar. Şimdi kutsi hadisi eline alıyor. Bu kutsi hadise göre diyor, benim şeyhim de kendisi konuşuyor, benim şeyhim de konuştuğu ayet gibidir diyor. Devam edelim. Haride yani en sahih, febi yantıku konuştuğu zaman benimle konuşur. Yani benim konuşmamla konuşur. Buradan delil ediyorum ki Efendinin kelamı bizim için nastır. Madem ki veli olduğunu iman ettik, madem ki evliyadan olduğuna itikad ettik, bu hadiste kesin söylüyor ki konuştuğu zaman benim kelamımla konuşur. Yani ben ne diyorsam onu de. Şimdi arkadaşlar buraya kadar dikkatli anlamanız gerekiyor. Çünkü çok önemli. Adamların delili hadis, hadisi nakledenin konuştu da Allah'ın kelamı. Tabiri caizse helvacının şahidi şıracı. Hadis ile Allah dostlarının konuştuğu ayettir diyor. Allah dostlarının konuştuğu ayettir dedikten sonra da delil olarak hadisi veriyor. Ne oldu? Hayırlı olsun. Hadisin yanına yeni bir vahiy geldi. Nedir bu vahiy? Allah dostlarının sözleri. Kendileri söylüyorlar. Diyorlar ki Ali Haydar Efendi'nin, Mahmud Efendi'nin konuştuğu neyse ayet de odur diyorlar. Buyurun ikinci versiyonundan aynı Ali Haydar Efendi'nin ikinci versiyonu. Buyurun hep beraber dinleyin ve lütfen, lütfen aklınızı kullanın. Babamız ne buyurdu? İstanbul'u bir daha Hristiyanlar alamayacak evladım. Ama İstanbul'un halkı kendi Hristiyan olacak buyurdu. Mantığa bak. İstanbul'u Hristiyanlar alamayacak ama İstanbul'un kendisi komple Hristiyan olacak. O zaman Hristiyanlar almış işte. Yani... nasıl diyelim, Malatyalılar Almanya'yı işgal edemeyecek ama Almanya'nın hepsi Malatyalı olacak. Yani ne oldu şimdi, biz Malatya Almanya'yı işgal etmemiş mi oluyor yani? Oradakilerin hepsi Malatyalı olunca. Bu adamlardaki mantığı zaten anlamak mümkün değil de. Kardeşim size göre
Dinden dönen öldürülür. Mürtettir. Dinden dönen öldürülür. İstanbul'daki herkes Hristiyan olacaksa onları öldürmeyecek misiniz? Ya da toplu halde cemaatle komple mi Hristiyan olacaklar? O zaman siz kendi mürtlerinizden korkun. İstanbul'un 7 tepesinde 70 tane dergahınız var. Sizin torunlarınız Hristiyan mı olacak? Eğer bu yakınlarda olmayacaksa. Adam bir yalan söylüyor, kendi yalanına kendisi de inanmıyor aslında. Ya 20 milyonluk İstanbul'da en az 5 milyonu sizin gibi tarikat ve cemaatçi. Dörtte biri. Mutlaka bir tarikata bulaşmıştır. Cerrahisi burada, Rufaisi burada, Nakşibendisi burada, Selefisi burada, Aczimendisi burada. Ya her birinden zaten 300 bin, 500 bin desen rahat bir 3-5 milyon Müslüman sizsiniz zaten hesapta yani size göre. Senin hadisin, senin rivayetin doğru çıkması için senin yetiştirdiğin müritlerin Hristiyan olması gerekiyor. Ya da onun torunlarının, onun çocuklarının. Şimdi arkadaşlar, menzildeki cenaze törenine bakıyorsunuz, sonra da adamın rivayetine bakıyorsunuz. Ne olacak şimdi? Bizim gördüğümüz o müritler Haçlı ordusu muydu? Nasıl İstanbul Hristiyan oluyor? Adamlar İstanbul'dan yüzlerce araçla gittiler menzil adamlar. Yüzlerce araçla gittiler. İstanbul'da trafikte gezenler bilir. Arabaların arkasında Semerkant yazan. O Semerkant yazanların hepsi menzil. Ali Haydar Efendi demiş ki İstanbul'u Hristiyanlar fethetmeyecek. İstanbul kendisi Hristiyan olacak. Ve bu var ya, Hristiyanların gelip işgal etmesinden daha kötü bir şey. Daha kötü bir şey. Hani buna Anadolu tabiriyle özrü kabahatinden büyük derler. Özrü kabahatinden büyük ne demek dostlar? Bir tane örnek vereyim yani meseleyi anlamanız için. Adam gitmiş padişaha parmak atmış. Padişah ah diye bağırınca demiş özür dilerim padişahım ben kraliçem zannettim demiş. Şimdi sözde övülecek. İstanbul Hristiyanlar fethetmeyecekmiş. İstanbul'un içinde yaşayanlar Hristiyan olacakmış. Bu İstanbul fethedilse daha iyi demek gerekmiyor mu? Yani senin anlattığın daha kötü bir şey. Şimdi bakın arkadaşlar burada ne diyor? Lütfen kritik yer burası. Bağıra bağıra net bir şekilde söylüyor. Lütfen can kulağıyla dinleyin ki tarafınız belli olsun. İstanbul'un halkı kendi Hristiyan olacak buyurdu. Şimdi bunu bir efendiden duymuşuz. Bunu ayet hadis neyse Ali Haydar Efendi sözü odur. Mahmud Efendi Hazretleri sözü odur yani bize. Duydunuz mu? Ayet hadis neyse Ali Haydar Efendi'nin sözü, Mahmud Efendi'nin sözü bizim için odur diyor. Aynıdır. Şimdi dostlar ben üçüncü şahıslara sesleniyorum. Cübbelilere değil. Şimdi sizin kaç tane kutsal sözünüz var? Bir Kur'an, iki hadis, üç Allah dostlarının sözleri. Üçü de aynı. Bakın dostlar, bunu kabul edenlere sesleniyorum. Allah'a ortak koşuyorsunuz. Allah'a eş koşuyorsunuz. Ayetlere eş koşmak, Allah'a eş koşmaktır. Allah'ın ayetlerine meydan okumak, benim şeyhimin sözü de bundan hiçbir farkı yoktur. Aynı değerdedir. Benim evliyamın sözü Allah'ın sözüyle aynı değerdedir diyorsanız siz Allah'a ortak koşuyorsunuz demektir. Allah'a eş koşuyorsunuz demektir. Allah'ın kelamına eş bir kelam söyleyen Allah'lık iddia ediyordur. Müslüman haddini bilir. Bir Müslüman benim konuştuğumla ayet arasında hiçbir fark yoktur diyorsa benimle Allah arasında hiçbir fark yoktur demek istiyordur. Şimdi bu adamların nasıl bir bağımlı olduğunu bilmiyoruz. Ama ben sizlere sesleniyorum. Kardeşlerim, bizi dinleyen dostlar, lütfen bu adamların bu sözlerini
insanlara dinletin ve söyleyin. Size ne diyecekler biliyor musun? Ben kabul etmiyorum. İyi, ben kabul etmiyorum da sen hadisi kabul ediyorsun. Bu sözü kabul etmeyerek kurtulacağını mı zannediyorsun? Ama kabul ediyorsun, hadisi kabul ettin. Size zekatın oranını soranların sizin başınıza ördüğü çoraptan haberiniz var mı? Resulü postacı yapıyorlar diyen bu adamlar bize karşı oluyor. Onlar Resul inkarcısı. Onlar işte elçi, nebi inkarcısı. Onlar Allah'ın Resulünü postacı yapıyorlar diye bize laf söylüyorlar. İyi de sen Allah'ı şeyhine ortak yapıyorsun. Anonim şirket kurmuşsun. Senin anonim şirketin ya da ananın şirketin ya da limited şirketin, artık hangi şirket ise, senin bir şirketin var. Bu şirkette hadis var. Hadisi getirdiği için Buhari var, Müslim var, Ebu Mece var, Davud var, Tirmizi var. Bu şirket. Ayrıca bu şirkette hadisleri getirenler yetmiyor. Mezhepler var. Şafii, Hanifi, Hanbeli, Maliki. Bu mezhepler de yetmiyor. Onların konuştukları da yetmiyor. Bir de şeyhinizin konuştuklarını ayet yapıyorsunuz. Ali Haydar Efendi kim? Ali Haydar Efendi kim de onun söylediği ayet ile aynı şeydir diyorsun. Bizim için Allah ile konuştuğu ile Ali Haydar Efendi'nin konuştuğu aynı şeydir diyen adam bizim ile aynı dinden değil. Ben şimdi sizlere soruyorum dostlar. Bakın, ben bunu söylerken bir takım şeyleri göze alarak söylüyorum. Ve diyorum ki size lütfen, lütfen meydan okuyun. Cesur olun. Cesur olun bu hokkabazlara karşı. Aç bir videoyu dinlet. Suratına koy. Ya bu Ali Haydar Efendi kim de ya? Konuştuğuyla Allah'ın konuştuğu aynıymış. Onun konuştuğuyla ayet aynı şeymiş. Bu Ali Haydar Efendi kim? Bana bir anlatır mısın? Bir de bakayım ya. Sor bakalım, Ali Haydar Efendi de Miraç'a çıkmış mı? İstanbul'dan Ankara'ya hicret etmiş mi? Tünellerde arkadaşlarıyla beraber tünele sığınmış mı? Yılan çıkan deliğe parmağını sokmuş mu? Ya da Tekirdağ'da, Çorlu'da taşlanmış mı? Ha, Taif diyeceğim, Taif yok. Mağara diyeceğim, mağara yok. Ama Ankara, İstanbul'la Mekke, Medine aynı. 485 kilometre civarı. Ne zaman vahiy aldı da Allah adına konuşuyor? Ya da konuştuğu ayet hükmünü alıyor? Bu insanlar haddini bilmiyor. Siz kendinize gelmeyecek misiniz? Siz düşünmeye başlamayacak mısınız Allah aşkına ya? Ya adam ağlıyor. Anlatıyor. Diyor ki kütük ağlıyordu. Kütük önce sağa yattı. Köklerini çıkarttı. Sonra sola yattı. Köklerini çıkarttı. Sonra kütük geldi. Ey Allah'ın Resulü, sana salatu selam olsun dedi. Ulan terbiyesizler. İnsan Allah'tan korkar ya. Allah'a ve Resulüne bu kadar hakaret edilir mi? Kütüğü ağlatanlar bizim gibi insanlara hak verenlerden 50 kat fazla. Buna ne denir ya? Adam ATV'de çıkıyor, ağlayan kütüğü anlatıyor. Yüz binlerce kişi Allah razı olsun hocam diyor ya. Kütük ağlamış. Vay be. Biz adamın girdiği şirki kendi ağzından dinletip söylüyoruz. Dikkate alan yok. Adam diyor, ya doğru söylüyor ya diyor. Ya bu cübbesiz, evet doğru söylüyor. Diyor. Evet doğru söylüyor. Sonra ne yapıyor? Alıyor ve sup. Cübbesiz doğru söylüyormuş. Yalancı. Dilin doğru söylüyor diyor da kalbin niye halen yalan söylüyor? Neden hala yalan söylüyor?
Benim birinci derece akrabalarım var. Bir tanesinden örnek vereyim. Elinde tesbih, çekerken dizi film seyrediyor. Vallahi billahi tallahi. Ne kadar ilginç değil mi? Bak, tesbih çekerken dizi film seyrediyor ya da MasterChef seyrediyor. Hem MasterChef'i seyrediyor hem tesbihini çekiyor. Bu nasıl bir şey dostlar? İşte burada eğer siz düşünür de çoluğunuzu çocuğunuzu bu adamlardan kurtarırsanız kurtarırsınız. Kendinizi kurtardıktan sonra da. Ama yok, siz Ali Haydar Efendi ile Mahmut Efendi'nin konuştuğunu ayet olarak kabul ederseniz sizin birden fazla ilahınız var. Çünkü sizin birden fazla vahyiniz var. Birden fazla vahiy kaynağı olanın birden fazla ilahı vardır. Vahiy ilahtan gelir. Evet, cümleyi bitirelim. Bizim için. Çünkü Allah dostları boş konuşmaz. Bu milletin Hristiyan olacağını beyan ediyor. Evet, bu milletin Hristiyan olacağını beyan ediyor. Buna ne diyeceğiz? Gayipten haber veriyor. Gayipten haber veren kim? Ali Haydar Efendi. Peki Ali Haydar Efendi gayipten nasıl haber verir? Ya da Mahmut Efendi gayipten nasıl haber verir? İşte ayette Resul vermiş ya. Şimdi ayette İbrahim ateşe atılıp yanmıyorsa bunların hocası yanmıyor. Ateşe giriyor, yanmıyor. İtiraz edersen ayeti gösteriyor sana. Şimdi bunun hocası ölüyü diriltiyor. İtiraz edersen İsa'yı gösteriyor sana. Sanki hocası İsa oldu. Ayetleri göstererek aynı şeyleri kendi şeyhlerinin yaptığını iddia ediyorlar. Ne kadar güzel değil mi? Ve gaybden haber aldığından o kadar eminler ki. Şimdi gaybden kim haber verebilir? Allah. Peki hoca nasıl veriyor? Allah dilerse. Allah dilerse niye vermesin? Kardeşim, Allah neyi dileyip neyi dilemeyeceğini ayette yazmış. Bu kadar. Allah kendisi bizzat sünnetinde çelişki olmaz. Allah'ın yasasında çelişki olmaz. Bunu eğer sen Allah dilerse sihirli deneyini eline alırsan, sürekli verdiğim örneklerdir. Ben de elime müsaadenizle Allah dilerseyi bir alayım. Şimdi bir iki deneme yapıyoruz. Allah dilerse bütün Resulleri cehenneme atar. Durdurabiliyor musun beni? Allah dilerse şeytanı getirir, cennete parçalar.